Merhaba arkadaşlar. falcım Berkan'la hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere o kadar güzel bir haberim var ki çok şaşıracaksınız. Hem çok şaşıracaksınız hem de e, böyle eskiyen duygularınız artık gün yüzüne çıkacak arkadaşlar. Ben size öyle söyleyeyim. Evet şöyle kart çekerek başlamak istiyorum. Zaten videonun başında da görmüşsünüzdür, anlamışsınızdır. Şöyle kart çekerek açmak istiyorum arkadaşlar. Evet şu anda burada 3 tane kartımız var 3 tane karta göre yorumlayacağım arkadaşlar 3 tane karta göre yorumlayacağım siz buradan seçebilirsiniz seçtikten sonra şöyle bir, birinci seçen arkadaşlarımdan başlayalım evet venüs 7 ağustos itibariyle arkadaşlar ikizler burcundan çıkıp artık yengeç burcunda yengeç burcuna geçiş yapıyor arkadaşlar bu durumda ne olmuş oluyor? Ee, <laughs> ee, Venüs astroloji tam olarak Venüs astrolojide temel olarak arkadaşlar nasıl sevdiğimiz, nasıl aşık olduğumuz, nasıl nasıl değer verdiğimiz, birini nasıl etkilediğimiz, nelerden hoşlandığımız, ilişkilerden beklentilerimiz, çekim gücümüz, nelere değer verdiğimiz, estetik sanat, yaratıcılıklar, yaratıcılık, yaratıcılıklarla ilgili Konular kendi öz değerimiz hakkında bizlere bilgiler verir. Venüs budur. Venüs artık yengeç burcuna geçtiği için arkadaşlar özellikle ilişkilerinde geri dönüş alamayan arkadaşlarım e, ilişkilerinde bir geri dönüş alabilirler. E, i̇lişkilerini tam olarak böyle platonikleştirmiş arkadaşlarım ilişkilerinde tam olarak artık bir şeylerin netleştiğini anlayabilirler. Böyle arkadaşlar. Eee ilişkilerdeki belirsizliklerden çıkıp artık böyle netliğe girilecek bu 6, Eyl 6 Eylül'e kadar. Çünkü Venüs artık Yengeç Burcu'nda seyahat etmekte olacak. Evet bunları söylemiş olalım. Venüs uçarı hareketli zihinsel maymun iştahlı ve flörtçü ikizler burcundan çıkıyor arkadaşlar. Çıktığı için de zaten e <laughs> ne demiştik? İlişkilerde belirsizlik, ilişkilerde ruh hali değişiklikleri, ilişkilerde ani bitişler, ani e, biten bir ilişkinin meydana gelmesi zaten sizi gelmiş durumda olabilir arkadaşlar. Bu gerginlikler artık son buluyor arkadaşlar. Çünkü Venüs'ün artık yengeç burcunda seyahat etmesi hepimiz için çok 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 iyi olacak. Yani ilişkilerde artık netliği kazanacak bir e, dönem içerisine giriyoruz arkadaşlar. Özellikle birinci destede de bak birinci... E, Birinci kartımı seçen arkadaşlarım için şunları da söylemek istiyorum. Sevdiğiniz insan, beklediğiniz zaman insan belki işi için bir şey yapmış olabilir. Veya işi için sizinle ayrılık sağlamış olabilir arkadaşlar. Ama ne olursa olsun tabii ki e, ilişkilerde artık yumuşama dönemi içerisine gireceksiniz. Hem siz hem karşı taraf arkadaşlar. Belki size bir hata yapmıştı. Belki size hayal kırıklığına uğratmıştı. Hüsrana uğratmıştı arkadaşlar. Fark etmiyor burada bu e, ee, Venüs'ün yengeç burcuna seyahat etmesiyle birlikte 6 Eylül'e kadar ilişkilerinizdeki her şey netleşecek arkadaşlar. Bunları sakın sakın unutmayın. Yengeç burcuna geçtiği zaman ilişkilerimizin dinamikleri gözle görülür biçimde değişmeye başlayacak arkadaşlar. Yani ne demiştik? Belirsiz belirsizlikler değişmeye başlayacak. İlişkilerde durgunluklar değişmeye başlayacak. Belki karşı tarafın gelgitli hareketleri vardı. Bunlar değiştir değişmeye başlayacak arkadaşlar. Bunları da temsil <laughs> etmektedir. Kesinlikle ilişkilerde artık yeni bir dönem, yeni bir çağın içerisine girmekteyiz arkadaşlar. Özellikle yalnız olan kişilerde bu dönem içerisinde 6 yıla e kadar bir insana tanışabilirler. Duygusal, böyle içine kapanık, özgüven sorunu olan bir insanla tanışabilirler arkadaşlar. Hepimiz daha yumuşak, daha duygulu, daha vefakar, daha vefakar, daha düşünceli davranmaya başlayacağız arkadaşlar ilişkilerimizde. Yani e, bu hem karşı tarafın düşüncesi de değişecek arkadaşlar size karşı, sizin de düşünceleriniz artık değişmeye başlayacak. Bu e, Venüs'ün Yengeç burcuna geçmesiyle birlikte gerçekten çok güzel bir haber veriyorum sizlere. E ikili vakitlerde de ikili vakitlerde de bu insanın mesajını, adımını alabilirsiniz arkadaşlar. Belki size de şunu söyleyebilir. E, ben seninle yüz yüze görüşmek istiyorum. Seninle yüz yüze bir şeyler konuşmak istiyorum. Artık bazı şeyleri ilişkide netleştirmek, daha duygusal davranma e, durumları oluyor arkadaşlar. Mesela karşı taraftan hiç beklemediğiniz bir şekilde bir adım alabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım inşallah. Çünkü ani başlangıç, ani bitiş bir ilişki olmuşsa eğer ilişkilerinizde bunlar e, sizin için çok sorun teşkil ediyormuş veya çok soru işareti içerisinde kalmışsınız. Ama arkadaşlar, Venüs'ün yengeç burcuna geçmesiyle birlikte artık ilişkilerde e, her şeyin değişeceğini, karşı tarafın sizinle ilgili bir kararının olacağını ve bu kararla birlikte hayatınıza tekrardan giriş yapacağını da söylemek istiyorum. Birinciyi seçen arkadaşlarım için, evet şöyle kaldıralım birinciyi. İkinciye bir geçiş yapalım. Evet. ikincisinde de para sekizlisini vermiş burada. Şimdi ikinciyi seçen arkadaşlarıma ilişkiler ve sosyal bağlarınız daha yumuşak olacak. Şimdi İlişkileriniz, ilişkileriniz, sosyal bağlarınız belki kopmuş olabilirdi veya belki bir engel koymuş olabilirdi karşı taraf size arkadaşlar. Artık bazı şeyleri netleştirmek için size karşı bakın burada bir düşüncesi, düşünce kavramı oluşmaya başlamış arkadaşlar. Yani ya ben bu insandan hiç bu hareketi beklemem dediğiniz bir hareketle karşınıza hayatınıza giriş yapmasını e, öngörülebilir şekilde izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu insanın hayatınıza girmesiyle birlikte de sizin algınız değişebilir arkadaşlar. Düşünceleriniz daha çok değişebilir. Onun dışında bakış açınız değişmeye başlayabilir arkadaşlar. Çünkü uzun zamandır adım almayan arkadaşlarım da var. Veya uzun zamandır yalnız kalan kişiler de var arkadaşlar burada. Onlar için de kesinlikle ve kesinlikle netleşen bir ilişki. Özellikle ex partneri olanlar, platonik olanlar ilişkilerde artık bazı şeylerin netleştiğini göreceksiniz arkadaşlar. Diyelim. Evet. Bu insan iş yerinizde, eğitim hayatınızda veya e, ne bileyim bir işte uğraşırken karşınıza çıkmış olabilir arkadaşlar. Sü sürekli para kartını vermiş çünkü. Para dokuzusunda vermiş burada. E, belki maddi sorunu vardı arkadaşlar. E, belki bu ilişkide aldatılan siz olmuşsunuz arkadaşlar. Hakarete uğramıştınız. Belki hiç fark etmiyor. Bunlar da hiç fark etmiyor arkadaşlar. Yani karşı tarafın ee, başına taş mı düştü diyeceksiniz. O derece bir e, Venüs Venüs'ün yengeç burcu değişimini de karşı tarafta hissedeceksiniz, göreceksiniz arkadaşlar. Geri dönüşüyle birlikte. Peki ne zaman geri dönüyor bu insan? Bakalım şöyle. Bu insanın size geri dönüşü ne zaman oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? 11'li vakitlerde oluyor. Yani Ağustos'un 11'i olabilir. Ağustos yani 11 gün sonra olabilir arkadaşlar. Bunları da dile getirmek istiyorum sizlere. İnşallah şöyle bakıyorum tekrardan. ilişkilerde empati kurma, iletişim sorunları olan arkadaşlarım. Kendini bir türlü ilişkide ifade edemeyen arkadaşlarım da aynı şekilde kendini ifade etmeye başlayacak arkadaşlar. Çünkü ilişkilerde artık duygusallık, değişim ve empati kurmakta artık iyi. Her iki tarafında da birbiriyle dengeyi sağlayabileceğini de buradan aktarmış olalım inşallah. Aşk ve evlilik hayatında ilişkiniz daha romantik ve sevgi dolu olmaya başlayacak arkadaşlar. Yani e, aşk hayatında e, ne bileyim ilişki hayatında bir türlü alınamayan kararların artık alınacağını görebilirsiniz. Karşı taraf size birden böyle bir sürpriz içerisinde bulunabilir. Çünkü yengeç burcu duygusallığı temsil eder. Romantikliği temsil eder arkadaşlar. Yani çok şanslısınız. bu odun, bu öküz yapmaz dediğiniz artık yapacak arkadaşlar. İnşallah siz yeter ki buna inanın diyelim. Evet. Şöyle 3.yi seçenlere geçelim bakalım. Üçüncüyü seçenler söylemeye gerek bile yok arkadaşlar. Uzun zamandır ayrı kalmış olabilirsiniz. Uzun zamandır ayrılık yaşamış olabilirsiniz. Çok hakaret uğramış. Çok e, ilişkilerde belirsizlikleri yaşamış olabilirsiniz arkadaşlar. Çok kısıtlanmış olabilirsiniz. Her iki tarafta belki kısıtlanmış olabilir. İkili vakitlerde bu insanın bir adımını alıyorsunuz arkadaşlar. Annelik etmek, keyif vermeye başlar. Annelerle, ailenizle, çocuklarınızla ilgilenmek için zaman ayıracaksınız bu arada arkadaşlar. Yani aileye daha çok önem vereceksiniz. Aile olmaya daha çok önem vereceksiniz. bir evlilik teklifi, bir evlilik teklifi düşüncesi içerisinde olmanız sizi daha çok etkileyecek arkadaşlar. Ev yapan dişi kuştur sözüne uygun olarak bu süreçte. Bu süreçte evinizle ilgilenebilir, ev alabilir, ev kurabilir, ev dekorasyonu yapmak, yatak odanızı yenilemek, mutfağınızı güzelleştirmek, fırın, ocak ve yeni mutfak aletleri almak, gibi işlerle zaman ayırabileceğinizi de söylemek istiyorum toplu olarak arkadaşlar. Eee 3.yi seçenler için de zaten ikili vakitlerde aşk hayatında bir geri dönüşün, bir teklifin özellikle arkadaşlar. Belir belirlenemeyen ilişkide kar kararsız kalınan durumlarda artık bir teklifin de olacağını söylemek istiyorum. Kılıç asıyla birlikte de e, bu haberler çok yakın bir zamanı temsil etmektedir arkadaşlar. 2 hafta sonra olabilir. Ağustos ayında olabilir arkadaşlar bu arada. Bunlar ya 6 Eylül'e kadar sürüyor yani. Ben size öyle söyleyeyim. Bu tutulma 6 Eylül'e kadar sürecek. Ağustos ayında belirlenmeyen, kararsız kalınan, bir türlü denkleştirilemeyen, engelleri olan, ilişkilerde engeller sarf edilen durumlarda artık bir geri dönüşün, özellikle bir teklifin alındığını da söylemek istiyorum. Üçüncü desteği seçenler için. Venüs astrolojide de temel olarak nasıl sevdiğimiz, nasıl aşık olduğunuz, nasıl değer verdiğiniz, birini nasıl etkilediğimiz, nelerden hoşlandığımız, nelere değer verdiğimiz gibi bazı durumları temsil etmektedir arkadaşlar. Estetik, saat gibi durumları da değiştirebilir. E, o yüzden artık böyle bazı şeyleri değiştirmek isteyeceksiniz. Yarım kalan şeyleri artık tamamlamak isteyeceksiniz arkadaşlar. Yarım kalmış şeyleri artık tamamlanıyor arkadaşlar. İlişkilerde netleşemeyen durumlar artık netleşecek. Ve yalnız olduğunuz, hiç beklemediğiniz bir anda karşı tarafın geri dönüşüyle birlikte arkadaşlar havalara uçabilirsiniz. Kesinlikle bunlara hazırlıklı olun. Dikkat edilmesi gereken noktalar da var tabii ki arkadaşlar. Dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır. Şefkat ve ilginin olduğu yerde bağlı yerine bağımlı ilişkilerde gelişebilir arkadaşlar. Bu Venüs Yengeç döneminin en sıkıntılı hali olabilir. Eğer ki hayatınızda biri yok ise belki de aileniz veya kan bağınız olan kişiler sizi tanıştırabilir, tanıştırabilir arkadaşlar. Yine, yine oturduğunuz mahalleden sürekli gidip geldiğiniz, aşina olduğunuz yerlerden biriyle tanışabilirsiniz arkadaşlar. Bu komşunuz olabilir, iş yerinizde bir arkadaşınız olabilir. İş yerinden gelişle belki bir kızı görmüşsünüzdür, o kızla olabilir arkadaşlar. Veya erkekle olabilir arkadaşlar. Onun dışında şöyle bakıyorum. Tabi bu dönem e, sadece ilk ilişkilerdeki sevgi konusunu ön plana çıkarmaz arkadaşlar. Venüs'ün yengeç burcuna geçmesi vatan sevgisinde bu dönem artacağını göstermektedir. Yani e, Venüs e, sevgiyi gösteren, sevgiyi temsil eden, aşkı temsil eden bir gezegen olduğu için yengeç burcunu tam tetiklemiş arkadaşlar burada. Yengeç burcu da duygusal olduğu için birbirini o kadar güzel karşılamışlar ki çünkü ikizler burcundayken ilişkilerde hep belirsizlik olmaya başlamış. Allah şükür de ilişki, ikizler burcundan çıktı arkadaşlar. İkizler burcundan çıkmasıyla birlikte zaten hayatınızda, ilişki hayatınızda azık artık bazı arkadaşlarım eskiyi bitirip yeniye başlayabilirler. Bazı arkadaşlarım eskiden beri geri dönüş alıp gelecek koruma düşüncesi içerisinde bulunabilirler arkadaşlar. Bunlar çok önemli bilgiler arkadaşlar. Kesinlikle askıya almayın çünkü gelişecek şeyler bunlar. Bunlar da söylemiş olalım inşallah. Evet bu dönem çapkınlık değil aksine tam olarak eğlenmek üzere yola çıkma zamanıdır arkadaşlar. Yani çapkınlık yapmayacaksınız. Tam olarak duygusallığa hareket edeceksiniz. Bazı şeylerin artık netleşmesini isteyeceksiniz. Ciddi bir ilişki isteyeceksiniz arkadaşlar. Flört, flört, flörtleşme dönemini bitiriyorsunuz yani ben size öyle söyleyeyim. 6 Eylül'e kadar bu geçerli oluyor arkadaşlar. 6 Eylül'e kadar da arkadaşlar evlenmek için en uygun süreçte olabilirsiniz yani. Artık el, evlilik kararını da 6 Eylül'e kadar bir evlilik teklifiyle alabilirsiniz veya bir evlilik teklifi edebilirsiniz. Erkekler için de söylemek istiyorum arkadaşlar. Ee, bu durumlar gerçekten sizin için çok iyi olacak. Benim güzel haberlerim bunlar da arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Venüs'ün inşallah Yengeç Burcu'na geçiş yapmasıyla birlikte hayatınızda, aşk hayatınızdaki mükemmel gelişmeleri artık kaydedebileceksiniz arkadaşlar. <laughs> Durgunlaşan ilişkilerde özellikle platonik olan arkadaşlarım sizler için çok önemli bu Venüs'ün Yengeç Burcu'na geçmesi geçmesi durumu. Sizler için daha çok önemli arkadaşlar. İlişkilerde artık netleşiyorsunuz arkadaşlar. Yani karşı taraf e, ne bileyim belki de hep platoniktiniz. Sürekli bakışıyordunuz ama hiçbir şey olmuyordu arkadaşlar. Ama artık bazı şeylerin netleştiğini, karşı tarafın özellikle size bir geri dönüş oldu, geri dönüş olduğunu erkek veya kadınlar için de geçerlidir arkadaşlar. İlişkilerde artık duygusallığı ve romantikliği temsil eden yengeç burcuna geçiş yapmış bulunuyoruz arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi haftalar, iyi günler diliyorum arkadaşlar. Detaylı bakım, detaylı açılım yaptırmak isteyenler de WhatsApp'tan bizimle iletişim sağlayabilirler. Hoşçakalın.